Referandumda oy kullanacak mısınız? Benim oyum yok efendi ya. Oy kullanacak olsaydınız? Vallahi %100 ben hayra verirdim, yalan yok. Neden? İşte, ya, Türkiye'miz güzel, düzgün durakana başka bir şeylerle uğraşmaya gerek yok yani. Ben hayır kullanıyorum. Neden hayır? Evet hayır, hepsini zaten mahvetmiş daha. Ne evet kardeşim? 15 gündür, 15 senedir başta hepsini sildi, süpürdü, götürdü. Şimdi de bize versin biraz. Tabii ki hayır. Neden? Aha, demokrasiye bağlılığımızdan dünyanın neresinde olursan ol demokrasi. Parlamenter demokrasi. Biz yani eksikliklerimiz var ama geliştirilmesi lazım. Yani tamamen demokrasiden uzaklaşmak değil sonuç. Yeni anayasa teklifini tamamını okudun mu? Anayasa teklifi değil bana göre. O bir zırh. Onlar güvence. Bazıları için kendilerine güvence yaratmak için yapılan bir şey. Anayasa maddesinde nerede bir ekonomik program var, nerede bir işçi için program var, nerede yoksulluk için bir program var. Yok. Öyle bir şey yok. Bunlar hikaye. Referandumla oy kullanacak mısınız? Tabii kullanacağım. Niye kullanmam ki? Hem de Türkiye'ye gidip de kullanacağım. Peki oyunuz evet olacak? Tabii evet olacak. Niye hayır edeyim ki? Türkiye'nin geleceği için onu geçiyor bir de. Hayır oyu kullan diye. Türkiye haini yaparlar böyle. Türkiye'ye hayır oyu kullan diyenler söyler öyle. Peki neden hayır, neden evet? Neden hayır? Türkiye istemeyenler hayır yazar. Ben Türkiye haini derim ki sen o bayrağın altında yaşıyorsan, o devlette yaşıyorsan kesinlikle hayır ol kullanmayacağım. Türkiye'yi kötüleyenler, Türkiye'yi alçaklayanlar böyle alçak hayır oyu kullandır, tamam mı? Türkiye'yi istemeyen şerefsizler böyle yapar, atma diye. Ben vatandaşıyım, çift vatandaşıyım. Türkiye niye kötüleyen? Bu Avrupa var ya, Türkiye ne diyor 2020'de Türkiye yükselecek ya. Türkiye gururlanacak, Türkiye zenginleyecek ha. Türkiye zenginlemesin diye yapıyor. Kardeşim benim bu kadın cahil aklımla ya. İyice mi kor bu millet ya? Al çıkar. Was geht's da eigentlich?